Glikoz enfüzyonuna biraz daha devam edelim. Peki. Riski atlattı ama emin olalım istiyorum. Olmadı değil mi? Bunu da beceremedim. Bir iki saate bir şey kalmaz. Doktor. O nasıl? İyi mi? Onu gerçekten düşünseydin, bunların hiçbirini yapmazdın. Bir daha ona elini bile sürmeye kalkma. Sakın. Ya ne kadar vardı aynı işte? Evelallah 15 dakikaya girerim ben hastaneye. Ay yavrum şimdi aç bir ilaç da kalmıştır. Bak hiçbir şey almak da gelmedi aklımıza görüyor musun? Baba ne bu hal ya? Yüzünden düşen bin parça. Acık gül ya. Sanki cenazesini almaya gidiyoruz ha. Yok tövbe tövbe yani. Hayır işte kurtulmuş kızını alacağız geleceğiz işte. Acık yüzün gülsün ya. O it hapse girmeden huzur yok bana. Ne zaman ki bilirim hapiste, o zaman rahat bir soluk alırım ben. Zorla kaçırıldığınız ve alıkonulduğunuz üzerine bu operasyonu yaptık. Usul gereği beyanınızı almak zorundayız. Mert Gencer'den şikayetçi misiniz? Hayır. O beni kaçırmadı. Bizim konuşmamız gereken şeyler vardı. Gülru korkacak bir şey yok. Yani burada güvendesin. Anlat ne olduysa. Gülru Hanım, sizi bulduğumuzda bağlıydınız. Tanık çift de zorla alıkonulduğunuzu doğruladı. Ben anlamanızı beklemiyorum. Şey gibi düşünün. Yani biliyorum bak biz sizi de meşgul ettik. Kusura bakmayın. Gülru. Lütfen anlat ne olduysa. Neyse cezası çeksin. Ben şikayetçi değilim. Rızam dışında hiçbir şey olmadı. Şimdi izin verirseniz. Peki. Tutanak. Şurayı imzalar mısın? Tekrar geçmiş olsun. Komiserim, bir bakar mısınız? Ya size bir şey soracağım. Bu yaşlı çiftin şikayeti Mert'i içeri atmaya yeter herhalde değil mi? Şikayetçi olmadılar. Olmadı mı? İyi de yani bu olaydan dolayı şimdi Mert ceza almayacak mı? Kaçırılma olayından bir şey çıkmaz. Şahıslar şikayetçi olmadığı sürece hiçbir işlem yapılamaz. Sadece haneye izinsiz girmekten hakkında işlem yapılabilir. Onda da tutuklu yargılanmaz. Anladım. Sağ olun. Peki, iyi günler. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.